I love you. Merhaba, İyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Yungi yeni albümünde de sektöre dair birçok pisliği açıkça dile getiriyor. Albümün diğer şarkılarını da dinlediyseniz görmüşsünüzdür. İdoller fanlardan, şirketten ve medyadan çokça zorbalık görüyor. Zorbalığa uğrayan idol bozulan psikolojisini, yaralanan ruhunu bir gülümsemenin arkasına gizleyip içten içe yok olmamak için direniyor. Destekçi bulamayan, derdini anlatamayan ise kurtuluşu hayatına son vermekte buluyor. Biri hayata gözlerini yumduğunda herkes dünyanın en büyük duyarcısı kesilip birer meleğe dönüyor. Sanki çirkin sözleri söyleyen onlar değilmiş gibi. Ama kısa süre sonra yine çirkin kalplerine engel olamayıp başka bir idole saldırıyorlar. Bu sadece K-pop dünyasında böyle değil. Sakın kimse kendine pay çıkarmasın. Günümüz insanlığı bu şekilde zaten. Sorun K-pop değil, sorun bozulan insanlık. Twitter'da gündem böyle. Çünkü sanki birkaç gün önce ailesi, arkadaşları, sevenleri olan gencecik bir idolü kaybetmemişiz gibi başta Taeyong olmak üzere JK ve Jimin hakkında iftira ve çirkin sözler söyleniyor. Asla ders almıyorlar. Bir sohbet odası açılmış. Başlarında olan kişi de dahil. Hepsi işi gücü olan yaşı büyük insanlar. Orada sanki gerçekmiş gibi üyelerin aralarındaki ilişki hakkında çirkince sözler söylemişler. Sözde analizler yapmışlar. Bu sohbet odasını açmadan önce Taeyong'a karalama kampanyası yapmak amaçlı plan yapmışlardı. Haftalardır Instagram hesabı spamıyor, takipçi kaybediyor. Zaten Taeyong'un yediği lincin haddi hesabı yok. Acayip bir nefret var çocuğa. Mübarek her gün biriyle sevgili zaten. Sektörde kız bırakmadı. Neredeyse hepsiyle de güya gerçekçi momentları var. Zavallı çocuğun bu hasta kişilerin hastalıklı hikayeleri yüzünden çekmediği kalmadı. İnkar etse dert, etmese dert. Üyelere sevgisini 7-1-0 mantığıyla devamlı dile getirmesine rağmen güya üyeleri de sevmiyormuş. JK de öyle. Güya abilerinin yanında mutsuzmuş tavşanım. Onlardan uzak durmak ister gibiymiş. Jimin deseniz Taeyong ve JK'nin arasına giriyormuş. Hobi'nin asker videosunda JK'ye sarılması tacizmiş. Bak bak, analizlere bak. Şipiniz batsın. Sapıksınız. Kirli zihniyetiniz mide bulandırıcı. Bu çocuklar birbirlerinden kısa süre olsa da ayrılacaklar diye ağladılar gözümüzün önünde. Biri için önemli bir olayda işi gücü bırakıp kilometrelerce yol geliyorlar. Her fırsatta tekrar bir araya gelmek için sabırsızlandıklarını söylüyorlar. Eğer üyeler arasındaki sevgiyi ve bağlılığı sorgulayan varsa bu hayatta hiç sevilmemiş demektir. Sevgi nedir bilmiyor demektir. Aile kavramına yabancıdır. Sizden ricam üyelere yapılan çirkin ithamları hemen bildirin. İlk önce gördüğünüz uygulamaya şikayet edin. TikTok, Insta, YouTube ya da her neyse. Yorumu veya paylaşımı hemen o uygulamaya şikayet edin. Bir şeyleri açıklamaya çalışmayın, zaten anlamazlar. Yapabiliyorsanız da Big Hit'in şikayet mailini kullanın. Başarılara gölge düşürmek için başlatılan karalama kampanyalarına engel olun. Atılan iftira ve editlere de acaba deyip inanmayın. İki gündür bana da bu iftiralar yüzünden sorular geliyor, nasıl inanırsınız diye sinirleniyorum. Focus on BTS. Tek odağınız BTS olsun. Misilleme de yapmayın ha. O benim idolüme söyledi, ben de onun idolüne söyleyeyim demeyin. Hadi Allah'a emanet olun. Sizi moruluyorum.